Sena. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Ah, harika eserler gördük burada. Biraz kısaca bahsedebilir misiniz eserlerinizden? Hemen burada gördüğünüz eserlerden bahsedebilirim. Yapı Kredi'nin bu sergi serisine, bir arada sergi serisine Nur Abu Arefe ile beraber davet edildik. Küratörler Didem Yazıcı ve Burcu Çimen tarafından. Ve 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı olması vesilesiyle ve bu Yapı Kredi 2023'te gerçekleşecek ilk sergi bu olduğu için bize Yapı Kredi'nin bünyesindeki arşivlerden birini sundular çalışmamız için. Çünkü Nur da ben de arşivlerle çalışan sanatçılarız. Selahattin Giz arşivini sundular. Selahattin Giz de 1920-1950 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde foto muhabirlik yapmış bir figür. Onun arşivinden ben bu sporcu fotoğraflarıyla çalışmayı seçtim. Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda özellikle sağlıklı Türk genci bir metafor olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini sembolize ediyor. Hep böyle büyüme, ilerleme, muasır medeniyetlere, medeniyetlerin seviyesine erişme beklentisi var. Bu sporcu bedenlerinin havada olduğu anlardan seçerek bunları bağlamlarından kesip çıkardım. Bu şekilde yerleştirdim. Böylece ne kendileriyle yarışıyorlar, ne zamanla yarışıyorlar, ne de birbirleriyle yarışıyorlar. Biraz tarihin ardından bedenlerini hükmetmek istedim. Çünkü geriye dönüp baktığımızda o beklenti, o kesintisiz yukarıya doğru giden o beklentisi pek o şekilde gerçekleşmedi. Pek çok kesintiler oldu tarihte, tarih anlatısında. Kim vatanperver, kim terörist, böyle kavramlar sürekli dönüşüyor. Bu yüzden böyle bir gençliğin omuzlarından bir yükü almak, bir yapı etmek istedim. O yüzden de bir yardımcılığı yaptım. Merhaba. İlk işinden bahsedebilir misiniz? Bu CG, bir radyo, bir arada. Evet, bu işin adı da Tarih Nasıl Yeniden Yazılır. Bu iş ve bu iş aslında birbiriyle ilişkili işler. Bu işin içerisinde canlı bir haber radyosu var. Zaten yaklaşınca sesini duyabiliyorsunuz. Şu an tabii ağırlıklı olarak maalesef deprem haberleri. Yani tarih yazımı sırasında hep bir geçmişin silinmesi söz konusu olabiliyor. Özellikle resmi tarih yazımında. Bu nedenle böyle de bir silgi, bir kan silgi formunun içine herhalde yerleştirdim. Yani bir yandan silip tekrar yazıyoruz ama bir yandan da eğer siliyorsak bizden geriye ne kalıyor sorusunu soruyorum. Daha evvel bu silgi formunda daha kişisel bir iş gerçekleştirmiştim. Kendi kişisel geçmişimle ilgili ve geçmişimizi, kendi geçmişimizi unutmak, hatırlamakla ilgiliydi. Bu daha toplumsal bir perspektifle bu soruyu soruyorum. Çok teşekkürler. Çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Başarılar. Çok teşekkürler.